Bulmak için geldim ben. Anlamadım. Oğlumu bulmak için geldim. Bir geriye dönerek bir anlatırsanız. 14 yaşında anne oldum. Ne? 14 yaşında anne oldum. 14 yaşında anne oldunuz. Hı hı. Yani hamile kaldığımı bilmiyordum. Karnımda büyüyünce teyzem fark etti. Doğurmak zorunda kaldım. Taraf kabul etmedi. Etmeyince ailem de kabul etmedi. Doğurmak zorunda kaldım. Çocuk doğdu. Yani 14 yaşındayken siz birisine mi kaçtınız? Yok. Öyle. Hiçbir yere kaçmadım. Yani ne bileyim. Çocuksu bir şey. Saçmalık yani. Evcilik oynarken falan. Anne babacılık oynarken. Evcilik oynarken? Hı hı. Hamile kaldınız. Yani öyle oldu. Kaçmadım kimseye. Sonra? Çocuğu doğurmak zorunda kaldım. Çocuğun babası kaç yaşındaydı? O da çocuktu. Ona da bir şey diyemiyorum. O da aynı yaştaydı. Allah yani Allah ergen Allah değildi. Evet. Dedesi kabul etmedi. Sürekli ailem işte insan yolladı üstüne. Çocuğun da doğumu yaklaştığında babam evde yoktu zaten. Çocuğu yok edin dedi. Adana'da doğum yaptım ben. Siz 14 yaşındayken yani kaç yaşındasınız şu anda siz? Valla 36 nüfusta. Yani 22 sene önce öyle mi? Hı hı. 22 sene önce kim komşunuzun çocuğu muydu oynadınız? Kimdi? Ha, komşuydu. Komşunun oğluydu. Peki, yani komşunuzun çocuğuyla oyun oynarken aha, hamile kalıvermişsiniz öyle mi? Evet. Peki. Ve karnımda büyüğü 6 ay sonra fark ediliyor. Ben de fark etmedim bulantılar falan başladığında. Babam da ergen yaşta diye kilo alıyor zannetmiş. Evet. Sonra teyzem bildi, köy ebesiydi. Evet. O fark etti. Sonra? Doğdu çocuk, taraf kabul etmedi. Taraf dediğiniz ne hanımefendi? Baba tarafı. Evet, o da 14 yaşındaymış. Yani ailesi baba istemedi. Ne babası hanımefendi, 14 yaşında anne baba olunur mu ya? Onun ailesi istemedi işte. Ailem de istemedi. Peki arkadaşlar anladım, tamam. Yazıya dönelim, anladım. Hanımefendi, bize farklı bir şey anlatıyor olabilir misiniz acaba? Ne gibi? Evcilik oynarken dediğiniz olayla ilgili. Yok. Helal mi? Siz bana tam niye geldiniz? Bir söylerseniz öğrenmek istiyorum. Çocuğumu bulmak. Şey. Oğlumun yerini öğrenmek için. Oğlunuz evlatlık mı verilmiş? Evet. Resmi devlet tarafından verilmiş. Aha. Farklı bir şey anlatmıyorum ben. Efendim farklı bir şey anlatmıyorsunuz da öyle şeyler anlatıyorsunuz ki arkadaşlar kesmeyi tutalım da durduğumuz yerlerde ara ara girelim lütfen. Çünkü şaşırdım şimdi. Evcilik oynarken farkında olmadan hamile kalıyorsunuz. Siz de fark etmiyorsunuz. Aileniz de fark etmiyor öyle mi? Evet. Sonra da halanız, şey teyzeniz, aha, köy ebesi olduğu için o fark ediyor. Sonra çocuğu doğuruyorsunuz. Evet. Daha sonra tanıtımda bir laf ediyorsunuz siz öldürmeyi düşündüler diye. Tabii canım çocuk. Samimice itiraf etti. Pişmansın değil mi Leyla o evcilik oyunundan? Evet çok pişmanım. Peki. 14 yaşında kendi anlattığına göre komşusunun çocuğuyla oyun oynarken hamile kalıyor. Daha sonra teyzesi fark ediyor ve bu çocuk doğuyor. Doğduktan sonra ne oldu onu bize bir izleyenler. Şimdi anormallik şu. Yani başından sonra anormal olay da zaten. 14 yaşında evcilik oynarken farkında olan hamile kaldım falan gibi bir masal da. Yani kimse farkında olmadan hamile kalmaz kızım. Tamam. Yani tamam yaşın küçükmüş, büyümüş. Senin eğitimin ne? İlkokul. Şaşırmadım.